Dünkü videomdan sonra bana Unico'dan kasko yapan MRT sigortanın müdürü Tugay Bey benim başımdan geçen olaya benden fazla hassasiyet göstererek konuyla ilgilendi. Unico da bu olayın telafisi için gerekeni fazlasıyla ve inanılmaz bir hızda yaptı. Şu anda senin sosyal medya gücün var diye telafi ettiler. Bir de reklamlarını yapıyorsun. Sesini ne yapacak diye beni linç etmek istediğinize eminim. Açın YouTube kanalıma bakın. Asus mağduriyetim ile ilgili bir video yaptım. Videoda uygunsuz dilden dolayı kısıtlama var. Ödenilmiyor ve aramalarda çıkmıyor. Fakat tek tek, paylaşıla paylaşıla 130 bin kişi izledi. Ama Asus hiçbir şey yapmadı. Bu durumda bir şey yapanla yapmayanı bir tutamam. Tutarsam hak yemiş olurum. Bu yüzden bu bilgiyi sizlerle paylaşmak zorundaydım. Kaldı ki benim memnuniyetim zaten sağlandı. Bu videoyu hiç yapmasam da olurdu. Hızımı almışken motosiklet ile ilgili birkaç nacizane tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Dün kaskosuna verecek paranız yoksa motosiklet kullanmayın demiştim. En önemli şey unutmuşum. Motosiklet kazalarını da kapsayan ferdi kaza sigortasına verecek paranız yoksa da motosiklet kullanmayın. Türkiye'de gazını açtığında giden, frenini sıktığında duran bir motor minimum 120 bin lira. İstanbul'da çok sık görmeye başladım. İnsanlar artık standart kalitede bile bir motor alamadığından nispeten ucuz, çok küçük hacimli motorlar almaya başladı. Bu motorlarla otoyola çıkmayın arkadaşlar. Kenardan yavaş yavaş giderim diye bir şey yok. Üstünüzden geçerler. Bir motorcunun en emniyetli seyir hızı akan trafiğin 5-10 kilometre üstüdür. Yüzden sonra hızlanamayan bir motorla ölürsünüz. Fakat siz de haklısınız. Lanet olsun ki bizim 10 asgari ücretle aldığımız bir Japon motosikleti Almanya'da 3 asgari ücretle alıyorlar. Biz neden Hans ile aynı parayı ödeyip yarı kalitede bile bir motor alamıyoruz. Kelle koltukta gidiyoruz.